zaten iyi top oynuyorlar. Selçuklerine. Onlarla ben ayakta kaldık ilk bölümde. Oyunun içinde onlarla rahatladık. Evet. Kirov, Alexander Kirov. Orada da top. Sonra faul. Mokhtarov. Shakhmetov. Orta alanda iki top yapamadı Kazakistan. Bir koşu Burak. Bir güzel bir koşu. Sağ kanatta topla buluştu. Göğüs kontrol. Top kaybı. Kaleye doğru stop edebilseydi oyuncuyla arasında vücudunu koyabilirdi. Kararını değiştirdi bence. Gredine. Çok fazla şey düşününce o pozisyonu topu kaybediyorsunuz. Serdar. Emre. Selçuk. Emre. Egemen pasını verdi. Kazım. Burak. Kazım. Mehmet. Selçuk. Mehmet. Kazakistan yine kapandı. Emre pasını verdi Arda. Yardımcı hakemin bayrağı var. İlk yarıdaki Mokhtarov. Pozisyon geçsin çünkü Arda'ya geldim mi? Her an her şey Arda olabilir. İyi de oynaması bugün. Her an her şey yapabilir. Bizim beklerimiz çok erken markajı altına. Sabri de Hakan da çok erken gidiyorlar. Aslında biraz bekleseler. Ya zamanlama mı diyorsunuz? Evet. Çok erken çıkıyorlar. Yani. Faul verdi hakem. Emre. Mehmet. Serdar. Logvinenko kafayı vurdu. Selçuk. Burak. Yine hareket. Selçuk geriye döndü. Emre. Mehmet. Arda. Mehmet kayarak müdahale. Arda'dan da öyle Sabri. Schmidkal. Taç milli takımın. Kazım. Arda. Taç Kazakistan'ın. Alexander Kirov. Serbest vuruş. Kirov. Nordaratov. Egemen. Tekrar Egemen. Maçın başından beri 3 oyuncuyla baskıya geldiği ender anlardan biri.
Kazakistan'a. Bu bir avantaj bizim için ama böyle gelirlerse iyi. Kur'an koşullarıyla pozisyon buluruz. Sabri atağa katıldı. Lobinenko. Schmidkal. Böyle öne doğru çok pres yapmaları, 3 kişilik hücum pres yapmaları bizim için iyi. Karoline. Mordatov. Gorman. Nordenatol. Offside bayrağı havada. Gördüm diyor hakem. Değişik açılar. Türkiye 1, Kazakistan 0. Burak. Sabri, Burak gitti. Sağda Arda. Arda. Bir çalım attı. Egemen. Rakibi korkutan sağlam hamleleri var değil mi Egemen? Schmidkay. Şakmetov. Schmidkay. Şakmetov. Nordeletov. Hakan Biran oyundan düşer gibi oldu pozisyonda. Egemen. Nordenetov. Şakmetov. Tabii bizim takımımızda Mehmet, Burak ve Egemen dışında resmi maç yapan yok herhalde değil mi bu maçta? Kolay değil tabi. Maç temposunu yakalamak. Şimdi pas. Allah'tan zayıf bir takım oynuyoruz yani. Schmidkal kaleyi düşünecekti. Kapandı savunma. Kazım. Kazım yerden vurdu. Bir takım kullanacak. Hiddink. Tek golü atan Burak. Çok iyi oynadı yani. İki tane hücum presiyle top kazandı. Çok agresif. İstekli. Selçuk. Bir çalım attı. Emre vurdu. Uzandı kaleci dışarıya. İki şut, ikisi de sağ ayak. Dakika 43. Emre kaleci uzanıyor. Emre çerçeveyi iyi gördü. Kaleci de kapatmış. Değişik açılardan tekrar yaşıyoruz pozisyonu. Doktorov.
Serbest vuruş kararı var. Burak'ın ayağı. Kart. Çok uzak kaldı. Ya zaten hücum oyuncuları, faulleri genelde kartlık yapar. Yani kısıtlamamak derdi. Faul yapmasını bilmeyiz yani forvet oyuncuları. Ceza sahasında yardıma gelen hücum oyuncular genelde penaltı yaparlar. Ve bunlar hep devam etmektedir. Serdar. Sabri kullanıyor tacı. Kazım hakemin gözü evet. Önünde. Hakem. Böyle tırnak ucunu bile kaçırmıyor. En küçük bir böyle itmeyi dokunuş. Daha değerlendiriyor. Evet. Caroline. Serdar ve Hakan. 17 numara Sergi Gredin'e hava toplarında iki defa tehlikeli olduğunu gösterdi. Lombinenko yine uzun oyuncusu Kazakistan'ın. Hakem savunma oyuncularının yanına çağırdı. İki oyuncu Serdar ve Lombinenko. İkisine uyarı. Free kick kullanıldı. Altı gösteriyor. Kafayı vurdular. Şu ana kadar kazandıkları serbest vuruşlardı Kazakistan. İlk yarıda bitirdi. Kafa vurmayı başardı ama milli takım ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Burak'ın attığı golle. Kafa vuruşuna offside kaldırdı yalnız. Onu söyleyelim. Türkiye 1, Kazakistan 0. Burak'ın attığı gol. İlk yarıyı milli takım 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Ve 7 puanı olan Avusturya. Avusturya Almanya deplasmanında. Az önce söylediğim gibi önemli bir sonuç. Azerbaycan 1, Belçika 1. Hakemler oyun alanına geldiler. Maçın hakemi yardımcılarına bakıyor şu anda. Gridin. Sergey Gridin. Davda Litov. Shakhmetov. Alexander Kirov. Arda. Mokhtarov. Gridin. Emre.